videoyla karşınızdayız. Bugün yeni projemiz F30 ile ilgili size bazı paylaşımlarda bulunacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın motorunu, silindir kapağını söktük ve port polish adındaki işlemi gerçekleştiriyoruz. Nedir port polish? Aracın motoru biliyorsunuz iki parçadan oluşuyor. Alt blok ve üst silindir kapağı. Silindir kapağının emme tarafındaki yani hava giriş kanallarıyla egzoz çıkış kanallarının deliklerinin, çaplarının büyütülmesi, içlerinin, yüzeyinin pürüzsüz bir şekilde düzleştirilmesi işlemine deniyor. Bu sayede daha fazla hava girişi, daha hızlı bir hava akışı sağlanacağı gibi egzoz çıkışı da ona göre rahatlayacak ve daha hızlı bir şekilde çıkış olacak. Yaklaşık 1,5-2 mm'lik hava ve egzoz kanalları çıkışlarında büyütme işlemi gerçekleştiriyoruz. Şimdi size detaylı olarak bu işlemleri göstereceğim ve nasıl yapıldığını paylaşacağım. Ünlü markalardan bir tanesi Dremel diye bir marka var. Belki görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur. Dremel'in ürünlerini kullanıyoruz. Bu şekilde ince işçilikle portları büyütüyoruz. Şöyle yaklaştırırsam Veysel'cim. Silindir kafalarındaki egzoz ve emme sübaplarının deliklerinin iç çaplarını büyüttüğümüz gibi aynı zamanda yüzeylerini pürüzsüz hale getiriyoruz. Bu taraftan da göster. Bakın bunlar hava egzoz girişleri, egzoz çıkışları özür dilerim. Öbür taraftan da hava girişleri var. Bunların yüzeylerini pürüzsüz hale getiriyoruz. Size önceki resimlerini de göstereceğim. Hani öncesi ve sonrası şeklinde paylaşacağım nasıl bir işlemlere tabi olduğunu. Bu sayede turbo bir araç olmasına rağmen ciddi bir güç artışı elde edeceğiz. Daha fazla basınç basmamıza, daha fazla yakıt basmamıza bu sayede imkan tanıyacak. Arkadaşlar F30'un yazılımını gerçekleştireceğiz. Turbo basınç göstergesi takacağız. Büyük bir ihtimalle turbosunu hibritleyeceğiz ve metanol kiti takacağız. Komple egzoz sistemiyle aracın downpipe'ından düz borusuna ve sondaki varex'ine kadar tüm işlemleri gerçekleştireceğiz. Güzel bir proje olacak. Umarız beğenirsiniz. Projenin sonunda da çıkan gücü belki bir dinamometre cihazıyla taçlandırırız ve beygir gücünü ölçeriz. Bu şekilde sonuçlandırırız. İzlemede kalın, takipte kalın arkadaşlar.